Edebiyat dünyasında derin bir iz bırakan İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın sıra dışı yaşamından alabileceğimiz dersler nelerdir? Bu hafta Oscar Wilde'dan Hayat Dersleri kitabı üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Alp'le birlikteyiz. Merhaba. 2022'nin ilk podcast'ini kaydediyoruz. Evet. Aynı zamanda bu 2021'in son podcast'iydi. O nasıl oluyor? 31 Ocak'ta kaydetmemiş miydik biz bunu? Evet. Özür dilerim, 31 Aralık'ta. Hı hı. Sonradan tekrar çekmeyi düşündük. Ve hem 2020'nin son podcast'ı hem de 2022'nin ilk podcast'ı olmuş oldu. Biz podcast kaydetmeye 2018'den başladık. Sanırım, emin değilim. Evet, dördüncü senemize girmişiz. Evet, yıllar geçiyor gerçekten, hızlıca. Bu hafta Oscar Wilde'dan Hayat Dersleri Sadece Aşk Sükunet İçindedir adlı Kasım 2021'de piyasaya çıkan daha çok yeni bir kitap üzerine konuşacağız. Evet. High Kitap yayın evinden çıkan kitabı Özgün Ozan Karadağ derlemesiyle bizlerle buluşturmuş yayın evi. Bu tarz kitapların sayısında bir artış var sanıyorum. Yazarlardan, filozoflardan, evet, derleme cümlelerden oluşan kitaplar. Evet, aforizmaların olduğu özet kitaplar. Küçük. Faydalı yönleri de var. Ama yönleri de var. Problem olan tarafları da var. Oscar Wilde çok belki hayat dersleri alınabilecek bir yazar değil. Hı-hı. Çünkü estetiğe, biçime ve güzelliğe çok önem veriyor ya. Gereğinden fazla önem veriyor. Gereğinden fazla. Mı? Yok, onu... O manada mı dedin ya? Yok, o manada demedim. Hı-hı. Şundan dolayı dedim. Yani Jules Payot'tan hayat dersi alabilirsin çünkü, hı-hı, onun için yazıyor. Hı-hı. Ama Oscar Wilde bir kontekste getiriyor belki diyaloğu. O diyaloğun sonunda bir şey söyleniyor ve bu kitap o diyaloğu aldığı için... Belli bir sanat biçimi, evet, olarak vermeye çalıştığı, evet, için. Belki Oscar Wilde yaşasa ve podcast'imizi dinlese ne yapıyorsunuz siz falan diyebilirdi ama... Biz de kitabı gösteririz ama. Kitabı biz, evet, değil yani mesela. Bu tarz kitapları işlemek kolay oluyor. Oscar Wilde ben çok tanınmış bir yazar mı bilmiyorum. Bilmiyordum daha doğrusu önceden. Yani çok tanınmıştan kastım şu. Hani bu Rus klasik edebiyat yazarları gibi. Ama sıkça ondan alıntılar duyardım. Alıntılar da çok hoşuma giderdi. Sonra kitaplarını okudum. İki tane kitabını okudum. Dorian Gray'in Portresi yazarın tek romanı. Onu iki kere bitirdim. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim dinleyicilerimize. Biraz Chopin'e benzetiyorum klasik müzikteki. Estetik ve güzellik ön planda. Duygular çok yoğun bir şekilde işte sanat eserini dinleyen kişiye ya da okuyan kişiye verilmeye çalışılıyor. Çok sanatçı yok böyle gerçekten. İnsanı bir okurken estetik, hı-hı, bir şeye maruz kaldığını hissediyorsun. Evet, yaşadıkları tarihler de herhalde 3 aşağı 5 yukarı yakın diye hatırlıyorum. Chopin 1850 gibi, hı-hı, ölüyor. Oscar Wilde de 1850 gibi doğuyor sanırım. Yani aynı yüzyıl içinde. Yani akım, beslendikleri akım ya romantik, yarattıkları, evet, akımlar açısından diyorum. Evet, romantik dönem sayılabilir belki. Evet, günümüzden tam 167 yıl, 168 yıl önce 1854 yılında İrlanda'nın Dublin kentinde doğmuş. Cerrah bir baba ve yazar bir annenin çocuğuymuş. Kendisi yaşamında aslında üne sahip oluyor. Ama üne sahip olsa da pek çok büyük yazar gibi ucuz bir otel odasında Fransa'da, Paris'te hayata gözlerini yumuyor. Dediğim gibi en meşhur eseri sanıyorum Dorian Gray'in Portresi. Evet, şimdi şöyle ilerleyeceğiz. Bu tarz kitaplarda ilerlediğimiz gibi alıntıyı önce okuyacağım. Ondan sonra üzerine yorumlarımızı katacağız. Evet. İlk olarak Oscar Wilde demiş ki, Amerika'da kölelik köleler tarafından geliştirilen bir hareket sonucu, hatta onların özgür olmak yolunda açıkça bir istek bildirmeleri dolayısıyla ortadan kaldırılmış değildir. Kölelik kendileri köle ya da köle sahibi olmayan, hatta konuyla hiçbir ilgileri olmayan, Boston'da ya da başka kentlerde yaşayan bir takım provokatörlerin ağır biçimde yasa dışı davranışları sonucu kaldırılmıştır. Evet.
Bu Ford'a atfedilen bir söz müydü? İnsanlara ne istediğini sorsaydım daha hızlı bir at isterlerdi. Evet. Gibi bir durum var burada da. İçlerinden bulunduğu sistemde mağdur olsa bile insanlar bazen hani yarım ağızla eleştirirken bile çok belki o sistemden çıkmaya razı değiller yani. Bu sık rastlanan bir şey. Dave Chappelle diye bir komedyen var biliyorsun. Netflix'te de serileri var. Onun anlattığı gerçek olduğunu söylediği güzel bir hikaye var. Buna benzediği için paylaşıyorum. Güney Carolina'da bir köle efendisi tarafından azat ediliyor. Aynı zamanda bir de ekip biçeceği alan veriliyor. Çiftlik kuracağı bir alan. İşte bu siyahi arkadaş çalışkanlığıyla iyi bir çiftçilik yapıyor ve çok iyi kazanmaya başlıyor. Para kazanınca yaptığı şey kendisine yeni köle satın almak oluyor. Yani o sistemde başarı olarak addedilen belki köle sahibi olmak. Evet. Ve hemen bu çarklığa dahil oluyor. Evet, öyle. İşte hatta şey diyor, vahşi yöntemlerle köle üretimine de başlıyor. Çünkü o zaman senin de dediği gibi başarılı insanlar bunu yaparmış. Yani bir sisteme bağlı kalınca o sistemin tırnak içinde başarılı insan yolunu hedefe koyunca ortaya bu sonuç çıkıyor. Ya belki de artık başarılı ama sonuçta siyahi köle üreten bir siyahi. Evet, yani bu şeyi ilk defa duydum da örneği. Ev zencisi diye de bir kavram, evet, olduğunu biliyoruz zaten. Yani hak çok zor kazanılıyor. Kurulmuş sistemleri savunmak da o sistemlere saldırmaktan daha kolay. Bunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Genellikle makro planda da sistem sahipleri fazlasıyla sapıtıyor ve hak arayanların işlerini böyle kolaylaştırmış oluyorlar. Toplumların geneli için, yani sessiz çoğunluklarda üst seviyede bir tutkuyla ve azimle her haksızlığa karşı çıkmalarını beklemek naiflik olur. Tarihe baktığımız sürece böyle de olmadığını görüyoruz. Ama bununla beraber aşikar suçlara ve uç yozlaşmışlığa da kolay kolay razı gelmiyorlar. Bundan dolayı da gücü eline geçirenler diğer grupları hızlıca marjinalleştirmeye çalışıyor ve normal ve dengeli olanın kendileri olduğuna dair bir izlenim bırakmaya çalışıyorlar. Evet. Bu şey kısmı güzel bence. Marjinalleştirilen taraflarla alakalı biraz daha açabilir misin? Diğer grupları marjinalleştirme diyorsun ya. Hedef yani, alınan öncelik bir karakter, bir grup karakteri var mı sence? Yani öncelikli olarak hedef aldıklarını bilmiyorum da yarın bir gün o iktidardan pay alması olası ya da kendi iktidarlarını komple devirebileceklerine inandıkları herhangi bir grubu marjinalleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bir sonraki alıntıya geçiyorum. Toplumun gelişmesi için bireyin gelişmesi gerekir. Kişinin kendi kendine eğitmesinin ideal olmaktan çıktığı bir yerde entelektüel standartlar düşer ve sıklıkla da yerle bir olur. Bir akşam yemeğinde kendi kendine eğitmiş bir adamla tanıştıysan masadan ruhen zenginleşmiş olarak yüce bir idealin bir anlığına da olsa sana dokunduğunun ve dünya üstünde kalan zamanını kutsadığını bilinciyle kalkarsın. Evet, bu alıntıda özellikle kişinin kendi kendine eğitmesine ideal olmaktan çıktığı bir yerde entelektüel standartlar düşer ve sıklıkla değerli bir olur. Bir akşam yemeğinde kendi kendine eğitmiş bir adamla tanıştıysan masadan ruhen zenginleşmiş olarak kalkarsın kısmı hoşuma gitti. Ama bu galiba biraz daha uzun bir alıntıydı. Belli yerlere almışız. Evet, devamı vardı. Burada bıraktım. Sen ekleyebilirdin aslında gerekli olduğunu düşünüyorsan alıntının sonrasını. O son okuduğun kısmı ben de çok beğendiğim için, yani burada kendi kendini eğitmiş ve bunun için irade göstermiş bir insanla muhatap olduğunda, iletişime ve diyaloğa girdiğinde ruhen zenginleşmiş olarak yüce bir ideali bir anlığına da olsa sana dokunduğunu ve dünya üstünde kalan zamanın kutsandığı bilinciyle kalkarsın. Kuvvetli bir anlatım. Çok, evet. Edebiyatçılar seviyor böyle şeyler. Evet. Yani eğitimde bireysel talep azaldıkça genel kemalat seviyesi düşer. Bireysel talepten kastım insanın kendi potansiyeline ulaşmak için olan şey. Yoksa bir mesleği yapabilmek için gereken puan almayı bahsetmiyorum. Dolayısıyla PISA skoru gibi sınav puanları yüksek olabilir ama bunun çok da bir önemi yok bence. Bir sonraki cümlemiz, insanoğlunun duyguları düşüncesinden daha çabuk uyarılır ve çekilince sempati duymak düşünceye sempati duymaktan çok daha kolaydır diyor yazar. Evet, çekilen acıya sempati duymak, düşünceye sempati duymaktan daha kolaydır. Bu eğitimde aslında asıl olan öğrencinin çabayı görmesi, eğitmende çabayı görmesi öğrencinin.
Çünkü bu müfredatta işlenen materyalden daha önemli. Hı. O zaman sempati hızlı kazanılıyor öğrenci tarafından. Ve eğitim daha verimli hale geliyor. O yüzden yine şeyin online eğitimin başarısız olma sebebi insanlardaki bu duyguyu olan sempatiyi oluşturamadığı için dolayısıyla sonuçlar da olumsuz oluyor. Evet. Bir sonraki alıntımızda yazar tanıdığım sanatçılardan gündelik yaşamda sevimli olanlar yalnız kötü sanatçılardır. İyi sanatçılar yalnız ürünlerinde var olurlar. Bunun sonucu olarak da kişilikleri silik kalır. Büyük şair, gerçekten büyük olan şair, tüm yaratıkların içinde şiirden en uzak olandır. Oysa 3. 4. sınıf şairler ilginçtirler. Şiirleri ne kadar kötüyse görünümleri o kadar çarpıcıdır. 2. sınıf bir Sone kitabı yayınlatmış olmak insanı resmen dayanılmaz yapmaya yeter. Bu adam yazamadığı şiir yaşar. Öteki derse yani gerçek şairler hayatta gerçekleştirmeye göze alamadıklarını şiir olarak yazarlar diyor. Yani insan ya ürünü ortaya çıkarır ya da kendisini ortaya çıkarır. Birini sunmak diğerindeki etkiyi azaltıyor. Ekşe'de bir entry vardı sanırım. Çok detaylarını hatırlamıyorum da. Genel olarak şöyleydi olay. Umut Sarıkaya'yı seven birisi, karikatürlerini seven birisi ofise ziyarete gidiyor. Karşılıklı birbirlerine bakarak işte çay içiyorlar. Sonra kalkıyor. Belki çok muhabbet olmuyor. Belki karikatürlerindeki o derinlikte esprili ve koyu bir muhabbet bekliyor. Ama realite öyle değil. Bu da aslında yazarın bu değindiği konuyla oldukça parlar. Yani ya eserine veriyorsun kendini, orası parlıyor. Evet. Ya da kendini parlatıyorsun. Bunu zaten birçok ünlüyle tanışma anısı vesaire tarzı başlıklarda da görüyoruz. Yani insanların yaşadığı tecrübelerde. Evet. Bunun sebebinin de aslında şu olduğunu düşünüyorum. Sanatçının elimize ulaşan eseri damıtılmış bir ürün. Orada bir performans sergileniyor. Günlük yaşamıyla bir paralellik beklemek pek mantıklı olmayabilir belki. Ama ben de şunu eklemek istiyorum. Bu insanlar günlük yaşamlarında da ortalama insanın şeyindedirler yani. Altında bir sadeliğe sahiptirler diye düşünüyorum. Sen birazcık daha günlük yaşamlarıyla kıyaslıyorsun olayı ama orada çok katılmıyorum sana. Evet. Dediğini anladım aslında. Öyle anlar vardır ki insan kendi hayatını dolu dolu bütünüyle eksiksizce yaşamakla 200 insanların talep ettiği yanlış, sığ, onursuz bir varoluşa sürüklenmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Evet, 200'lü insanın çağrısına cevap verip hayatını karartmak. Yani daha kötüsü bunu meşrulaştırmak için çırpınmak. Bunu hangi kitabından söylediğini hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes bilgeliğe ulaşamayacak oranda çok okuyor, güzel olamayacak oranda çok düşünüyor diyor yazar. Bundan daha önceki bölümlerde de bahsettik de okumak başı başına kutsanmamalı zaten. Kötü şeyler okuyan ve bunun kişisel yansımalarını yaşayanla hiç okumayan biri arasında ben hiç okumayan tercih ederim. Çok okumak iyi bir şey değildir. Başlı evet, başına. Ne okuduğun önemli yani. Evet. Yine Beyçak'ın bir karikatürüne denk geldim. İki kişi konuşurken adam başlıyor. Sartre severim, Joyce'a bayılırım, Nietzsche favorimdir diye devam ediyor. Son karede karşısındaki kendinle aran nasıl diye soruyor. Yani okumak insanı çirkinleştirebilir ve bu az rastlanan bir şey de değil. Evet, insan doğası itibariyle toplumsaldır. Münzevi eninde sonunda kişiliğini gerçekleştirse de onun bu yoldan gerçekleştirdiği kişilik yoksullaşmış bir kişiliktir. Demiş yazar. Evet, yani topluluk hayatı olumsuz yönleriyle de olsa insan için gereklidir. Olumsuz yönleriyle beraber geliyor. Aslında hayattaki her fırsat gibi. Yani sosyal bir münzevi olarak yaşamak lazım. Tabii tamamen yozlaşmamış bir toplulukta. Yani insanların hedefini belirlemesi bu açıdan önemli. Toplum hayatını terk etmek, aynı zamanda battlefield'ı terk etmek, savaş alanı terk etmek gibi bir şey diyebilir miyiz? Bir mücadele veriyorsak. Evet, yani onu diyebiliriz. Ayrıca istediğin hedefe de ulaşabilirsin. Yani toplumu şundan dolayı terk ediyorum falan diye. Bir kariyer hedefi olabilir, başka bir şey olabilir ama o hedefe ulaştığında belki aradığın bu değilmişe gelebilirsin. Bütün hayatını harcadığın noktada. Çünkü o hayatındaki rengi ve lezzeti belki geride bırakıyorsun. Evet.
Erkekler ve kadınlar arasında bir dostluk ilişkisi mümkün değildir. Tutku, düşmanlık, tapınma, aşk olabilir ama dostluk asla demiş. Marjinal bir çıkışta. Biri yazarımızı üzmüş herhalde. Yani şey diyor, sağlıklı bir erkek ve kadın dostluğu yürütemez, doğasına aykırı diyor aslında. Çünkü o dertleşme bir süre sonra şey diyor, ne? Aşk, düşmanlık, tapınma, tutkuya doğru evrilebilir ama dostluk olarak devam etmez. Burada tabii belki özellikle genç yaşlarda insanların dikkat etmesi gereken bir şey. Çünkü duygusallığın şiddetli hissedildiği yıllarda bu ilişkilerin düzgün konumlanılmaması insanı ruhsal şekilde yorgunluğa ve ruhsal bunalıma götürebiliyor. Evet. Sanatın tüm akımlarına eşit ve tarafsız bir şekilde kıymet verebilecek tek kişi bir müzayede yöneticisidir. Bu arada tamamıyla Oscar Wilde kurgu eserler mi yazıyor? Kurgu olmayan eserler de üretiyor mu? Yani üretiyor olabilir, emin değilim. Çünkü ben hikaye kitabını ve romanını okudum. Mesela Sabahattin Ali de kurgu eserleriyle bilinir. Ama şey yazıları da var. Evet. Siyasi sayılabilecek yazıları da var. Yani çünkü kitaptan çıkarttığımız cümlelerin birçoğu doğrudan net durum belirtme cümleleri olduğu için kurgu eserin içine yedirdiyse gerçekten güzel yedirmiş. Evet evet. Oscar Wilde'ın zaten o tarafı bence onu kaliteli yapan. Bir kurguyla beraber geliyor ve söyleyeceği çok daha güçlü oluyor. Onu okuduğun zaman mesajı çok daha iyi alıyorsun. Evet. Yani bu son okuduğum cümlede mesela, sanatın tüm akımlarına eşit ve tarafsız bir şekilde kıymet verebilecek tek kişi bir müzayede yöneticisidir. Yani Nicholas Taleb'in aforizmalarına yer alabilir gibi. Evet. Ki onun cümle cümle yazdığı kitaplar var sadece. Evet. Yani sadece sanat için değil, sanırım başka alanlarda da bir tarafsızlık miti var. Yani tarafsız gazeteci çokça duyduğumuz, yani insan doğası gereği tarafsız olamaz. Burada tabii tarafsız gazetecinin kullanım alanını ben anlayabiliyorum ama bence doğru kullanılmıyor demek istiyorum. Yani taraflılık artık günümüzde gazetecilik gibi mesleklerde ahlaksızlıkla eş gibi değerlendiriliyor. Oysa herkesin çıktığı bir sosyokültürel ortam var, inandığı bir değer var. Aslında herkes bir yere taraf ama insanlar onu saklama ihtiyacı hissediyor. Ve bu günümüzde hiç olmadığı kadar artık fazla. Yani mesele bir tarafta olmak değil, ahlak yargılarını kendi tarafının faydasına eğip bükmeye çalışmak bence. Asıl problem bu. Bundan uzak durmak lazım. Peki gerçekten tarafsız insanlar var mı? Gerçekten tarafsız diyebileceğimiz insanlar günümüzde gücün ve servetin sahipleri. Çünkü herhangi bir tarafa empati duymaz, temelsiz bir münferitlik yayarak daha kolay yönetirler. Bu da kendi mal varlığını ve gücünü arttırmasına çünkü sağlıyor. Müzayede yöneticisi aslında bu insanlar. Tabi bunlar da şeyi kaybediyorlar yani. O hayata sanatsal bakışı ve o yaşayışı kaybediyorlar. Bir taraf olan bertaraf olur mu diyorsun? Evet. Katılıyorum bu söze genel olarak. İnsan hayatı da sanat yerine koyarsa kalbi beynidir. Evet, bu da güçlü, oldukça üzerine konuşulabilecek bir konsept. Üzerine bölüm bile çekilebilir. Çünkü kalbi beynidir. Yani artık kararı alan insanın kalbidir. Belki yönlendiricisi. Yönlendiricisi odur diyor. Yani insanın duygularına kapılıp gitmesi tehlikelidir. Ama duygusuz bir yaşam da olmaz. Bu yüzden aslında duygusal disiplin çok önemlidir. Yani kalbinde kime, neye yer vereceksin? Yani beyni eğitir lazım. Gibi kalbi train etmek evet, lazım. Evet, evet. Çok önemli. Yani gerçekten söylediğin gibi yani örgün eğitimde bile rasyonel düşünmeye yönelik pek çok aslında bir eğitim alıyoruz nasıl yapılacağına dair. Ama duygusal disiplinle alakalı hiçbir eğitim almıyoruz. Bu da tabii şey, insanlarda aşırılıklara sebep oluyor. Yani o yüzden insan rastgele okumamalı, konuşmamalı, ilgi göstermemeli. Disiplini sağlayınca temiz kalbiyle düşünen, hareket eden insan ortaya çıkar. İnsanlara yol gösterir, tiranlığa karşı hayatıyla örnek olur. Bu bölümün başında yaptığımız alıntıda da yani o tarz insanlarla oturduğun zaman masadan ruhen zenginleşmiş olarak kalkarsın. Yaşlılığın trajedisi insan ihtiyarlaması değil de genç kalmasıdır buyurmuş yazarımız. Ne anlıyorsun? Ben buraya yorum yazacakmışım. Sanırım unutmuşum ve soru işareti olarak kalmış.
Her şey vaktinde güzel. Yaşlıysan yaşlı gibi davran. Yaşlılık zamanlarında uçarı olmak asıl trajedi olarak mı söylüyor, yoksa tam tersi manada mı söylüyor, tam anlayamadım. Ben de senin dediğin gibi anladım. Çünkü insan yaşlandıkça artık enerjisi kalmadığı için dünyaya yönelik, belki dünyaya dair keyif aldığı şeylerin de materyal odaklı şeylerden olup olmaktan çıkıp daha ruhsal keyif ve lezzet veren şeyler olması gerekiyor. Yaşlıyken hala işte servet biriktirmeye çalışmak, dünyada bir şeyler inşa etmeye çalışmak, ama sadece maddi olarak kastediyorum. Tabii ki yaşlı olarak insanlar bir şeyler kazanabilir ve biriktirebilir. Ama çok uygun değil. Ve zaten o bir toplumda o zaman yaşlıların beklediği görevi de bence yerine getiremiyorlar. Yaşlı nedir? Bir şey olarak, model olarak. Tecrübesiyle. Bilge. Evet, bilge. İnsanlara yol gösteren karakter. Ama tam tersi oluyor belki. Ama şey manasında diyor olabilir yani. Genç kalmak gerekiyor. Genç kalmaya özendiriyor. Ama yaşlılığın genel profili, hele eski zamanlarda belki senin dediğin gibi olduğu için, o insan diğer insanların arasında çok büyük sıkıntılar çekiyor. Belki de evet. Bu şekilde de olabilir. Bunu geçtiği haliyle paragrafta okumak belki daha sağlıklı olacak. Evet, bir sonraki alıntımız. İşin aslı şu ki, kamuoyu her şeyi öğrenmek konusunda doymak bilmez bir merak sahibidir. Bilinmeye değer şeyler hariç, bunun farkında olan ve tüccarca alışkanlıkları olan gazetecilik onların taleplerine cevap verir diyor. Burada genel olarak yani bilinmeye değer olanları edinebilmek için fazlasıyla emek, dolayısıyla irade gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bilinmeye değer olmayansa zaten hayata geriden başladığından dolayı kendini satabilmek için kolay ulaşılabilir olmak zorunda. Bu oyunu bozmak lazım. Manipülasyonlara kanmamak lazım. Kolay ulaşılabilene ulaşmamak lazım diyorsun. Yani bir şeye kolay ulaşabiliyorsan düşünmek lazım. Evet. Eğitim takdire şayan bir şeydir, fakat unutulmamalıdır ki bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez görüşünde Sayın Wild. Evet. Yani sabır, dinginlik, şefkat gibi ya da az önce dedik duygusal disiplin gibi asıl öğrenilmesi gerekenlere müfredatta verilemez. Öğrenciye bunları geliştirmesi için, bu yönlerini geliştirmesi için öğrenciyi davet edersin aslında. Bu davette eğitmen ya da rol model tarafından örnek olmakla ya da asıl öğrenilmesi gerekeni öğrenmiş insan hikayeleri anlatmakla, başkaları için mücadeleye çağrıyla olur. Günümüzde okula gidiyoruz ama bilmeye değer olan şeyleri öğrenmiyoruz, öğrenemiyoruz. Evet, bu bilmeye değer olanın kutsal bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bilmeye değer olan, yaratıcı inanıyorsak ve bunun sonucu olarak da eşitsizliğinden söz edemeyeceksek, farklı dinamiklerin olduğuna dair inanç sahibi olmak önemli bence. Gerçekten bilmeye değer olanı, yani hakikate Afrika'da bir kabile mensubunun, Hindistan'da Daravi'de ya da Brezilya'da bir favela'da yaşayanın ya da pekala Masak'ta bir uzun kurede çalışanın sahip olabileceği ön kabulüne sahip olmak lazım. Evet. Mülkün sadece sorumlulukları değil, o kadar çok sorumluluğu var ki aşırı oranlarda edinilmesi sıkıntıdan başka bir şey getirmiyor, insana sonsuz talepler getiriyor demiş yazar. Kendisine yöneltilen haklı eleştiriler sebep olsa da kapitalist sistem paylaşım ekonomisini yaşattı aslında ve bunun dünyanın başına son 10 yıllarda gelmiş en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bedeli ağır olarak bir şeyler sahip olmak yerine herkesin ortak mallara sahip olduğu ve ihtiyaçları kadar kullanabildiği bir düzen oldukça kıymetli. Evet, bunu sanırım zor yoldan öğrendik. Bir de bazı şeyler, şartlar bizi buraya doğru itti. Yani birisi bize ev, araba verse ya da kolay kazanma yolunu gösterse hemen oraya atlarız. Ama bizden ne götürdüğünü de hatırlamamız gerekiyor. İşimizi görecek temel şeylerin dışında sahip olduklarımız bize, insana sıkıntı verir, getirir. Bu huzursuzluk insanın, toplumun ahengini bozar. Yani gereken için çalışılması gerektiği gibi ihtiyacı olmadığını almamak için de çalışmalı, irade göstermeliyiz. Bu senin söylediğin paylaşım ekonomisi araçları aslında
yeni olanaklar, imkanlar açıyor. Kişiliğin temel taşı iradedir olantısıyla bitiriyoruz. Evet. İrade terbiyesi bölümüne link verelim. Yani edinilen bilginin hamalı olmakla karakterinle harmanlayıp daha önce sunulmamış şekilde bir ürün çıkarmanın ince çizgisi iradeden geçiyor. Bu savaşı ömür boyunca vermeliyiz. Bu her gün verilen, belki her saat verilen bir savaş. Sabah yatakta kalkmaktan yiyeceğin öğünlere, insanlarla kuracağın ilişkilerden izleyeceğin, tüketeceğin şeylere kadar. Her karar aşaması. Her karar aşamasında. Yani 2022'de de artırarak devam ettirmemiz temennisiyle diyor ve izleyicilerimize, dinleyicilerimize mutlu yıllar da diliyorum aynı zamanda. Evet, bir hafta oldu gireli ama. Neye gireli? Yeni yıla. Mutlu yıllar için biraz şey oldu. Geç oldu. Tamam, bugünden itibaren 365 gün sonra. Eleştirilerimiz var mı kitaba? Senin var. Evet, başta söyledim bu tarz kitaplar bu şekilde estetik ne denir? Kaygının çok merkezde olduğu eserler için doğru mudur? Emin değilim. Ama bu kitap özelinde şöyle bir eleştirim daha var ki ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Alınan sözler konteksinden koparılmış. Örneğin Dorian Gray'in portresindeki bazı alıntılar kitapta şeytanı temsil eden karakter tarafından söyleniyor. Hmm. Dolayısıyla direkt Oscar Wilde'ın yorumu olarak yanılgıya düşülebilir. Bu kitapta belki onlar belirtilmesi gerekiyordu. Kitaptaki şu karakter demiştir gibi. Evet. Katılıyorum. Yani güzel bir geri bildirim. Evet, Faust'tan alıntı yapıyorsun ama Mephisto'nun cümlelerini söylüyorsan onu söylemiyorsun. Evet. Onu okura bırakıyor ya da seri üretim haline geldiği için bu kitaplar biraz. Zaten kitap çok yeni. Evet. Dolayısıyla belki feedback'imiz şey yapar, işe yarar. iTunes'tan bir yorum var, bir de editlenmiş bir yorum var. O eski bir edit kısmını okurum gerçi. İlk yorumumuz R.E. Dov. 9 Aralık 2021'de uzun bir zaman oldu sanırım, fakat Discord kanalımıza ne oldu? Bu arada dönmeniz güzel oldu, seviliyorsunuz demiş. 5 yıldız vererek teşekkür ediyoruz. Discord kanalını kapattık. Tekrar açar mıyız? Açabiliriz. Açmaya da biliriz. Onu biraz zamana bırakmış durumdayız. Bir de 16 Aralık 2021'de Human Sample'dan bir edit gelmiş. Keyifle takip ediyorum başlıklı yorumuna. Geri dönmeniz süper oldu. Özlenmiştiniz diyor Human Sample. Biz de çok teşekkür edelim. Podcast çekmeyi özlemiştik. Tempoya ayak uydurmaya çalışıyoruz ama. 2 haftada bir çeksek de ufak tefek gecikmeler yaşanabiliyor. Evet, önce edit'i hatırlayıp yaptığı için teşekkür ederiz yani. Hmm. Daha önceden çünkü yorumun üstüne yapılmış, zaman ayırdığı için. İkincisi de podcast bölümümüzü şu an 2 haftada bir olarak sanırım düşünüyoruz. Bazen bu bölümde olduğu gibi 3 haftayı bulabiliyor eğer bölümden yeterince memnun değilsek kalitesinden. Ama onun dışında 2 haftada bir sanırım pazar akşamları saat 10 gibi duruyor şu anda. Evet, 4. sezonu o şekilde tamamlama niyetimiz var. Biz eskiden haftada bir podcast mi çekiyorduk? Evet. Nasıl çekiyormuşuz? Nasıl çekiyoruz? Değil mi? Evet. Eklemek istediğim bir şey yoksa bölümü kapatıyorum. Yok, buyurun. Bu hafta Oscar Wilde'dan Hayat Dersleri, Sadece Aşk Sükunet İçindedir kitabı üzerine konuştuk. Bölümlerimize Spotify, iTunes, YouTube ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Her bölümün sonunda Ekşi Sözlük'teki Mücadele Podcast başlığına girmiş olduğunuz entry'leri ve iTunes'ta Mücadele Podcast'inin altına yaptığınız yorumları sesli olarak okuyor. Sonra da biz yorumluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar. Hoşçakalın.